Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle Cesur'u size bebekleriyle birlikte evinde çekeyim dedim. Cesur biliyorsunuz gitmişti, bir gün gelmedi. Bu kedilere, yavrulara biz şey aldık, biberon aldık. Biberonla işte bir yarım gün besledik falan. O ağlamaları durdu. Ondan sonra Cesur gece geldi. Ama diyorum ya Cesur yani Allah izin verirse zaten arkadaşlardan bir tanesi bunları istiyor arkadaşlar. Diğerini de sahiplendirip Cesur'u da okulun kedisi yapacağım. Bunun başka çaresi yok çünkü gerçekten zor yani. Benim için zor. Çünkü Cesur doğurmadan önce içeride dışarıda baktığımız bir kediydi. Belki bu size şey gelmeyebilir. Mesela işte ben hep evde dursun istiyorum diyenler oluyor arkadaşlar. Hep evde dursun dediğiniz zaman o da zor. Mesela Cesur çişini dışarıya gidip yapabilen bir kedi. Bunu haber veren bir kedi, temiz bir kedi. Herkes şeye takılıyor, patileri ya pis yere basmışsa diye patilerini de ıslak mendille siliyorduk. O şekilde. Şu anda yine gidiyor dışarıya arkadaşlar. Kediler, kedi bebekler de çiş yapmıyorlarmış. Yani zannedersem 20 gün bir ay hiç çiş yapmıyorlarmış. Bu kutudalar böyle kutularında çiş yapmadan duruyorlar. Şu an bakın annesini emiyor. Kızlar bunun adını Leyli Gül koymuşlar. Bunun adını da Necmi koymuşlar. Şu siyahın adını. Siyah annesine benziyor. Altı beyaz, üstü siyah. Bu da böyle sırtında ve kafasında kalp var arkadaşlar. Böyle annesini emerken de sağarak emiyorlar. Şöyle. Ya şimdi şöyle. Allah Teala'nın yarattığı bu da kızların onları taradığı tarakları. Allah Teala'nın yarattığı hayvan bizim onlara yani merhametimiz tabii ki olacak. Biz onlara merhamet edeceğiz ki Allah Teala da bize merhamet edecek ama arkadaşlar yani bunlar dışarıda da gayet olabiliyorlar. O yüzden yani Cesur kolaydı. Çünkü Cesur'u içeride dışarıda sadece akşamdan eve alıyorduk. Soğuk günlerde alıyorduk. Bazen gelmiyordu. Ama böyle çocuk doğurup duracaksa işimiz çok zor. Bıraktı gitti. Bir de onun bebeklerine bak. İşe gitti. Mesela akşam ben abimlerde iftardaydım arkadaşlar. Abimlerde iftardayız. Ondan sonra dediler ki yatın dediler burada sabah dediler gidersiniz dediler. Bir an yatalım dedik. Ondan sonra dedim ki aa dedim yatamayız. Cesur dedim dışarı çıkmıştı. Bebekler evde dedim tekti sabaha kadar onlar bağıra bağıra ne olur. İşte gece geldik. Ondan sonra Cesur'u aldık. Gece çocukları bıraktık. Büyük kızla ben geldim. Ondan sonra eşimle birlikte çıkmıştı işte şey dışarıya Cesur. Küçükler kalmak istediler. Onlar kaldılar. Ondan sonra biz geldik ve Cesur'u içeri almak için bebeklerini emzirsin diye geldiğimizde bebekler uyuyordu. Çok ciddi bir sorumluluk. Yani biliyorsunuz ben bitkide bakıyorum arkadaşlar. Bitkide baktığım halde böyle kedilere de bakmak. Çocuklar bakıyor, ben bakmıyorum ama elime bile almadım yani. Alamıyorum. Tüylü bir şeyi elime alamıyorum. Ama büyük sorumluluk. Allah'tan Cesur'un nesi var? Cesur yerini çok seven bir kedi. Şimdi burası onun yeri ya arkadaşlar. Eve geldiğinde de buraya oturup bizi gözetlemeye bayılır. Öyle gezeyim, tozayım oraya buraya. Öyle bir hayvan değildi. Yani Cesur'dan bu doğurmasının dışında memnundum. Ama yok artık. Yani bakabileceğim
şeyde değil. O yüzden bir tabii ki sokağa atmayacağım ama sahiplendireceğim bunları. Böyle çoluğu çocuğu isteyenlere vereceğim. Arkadaşlar şu çok güzel. Şu böyle poposu da bildiğin kalp, kafası da bildiğin kalp. Bu alnından, kulaklarından Allah Teala neler yaratıyor, tefekkür etmek lazım. Neyse. Arkadaşlar Cesur'dan sonra şöyle size bakın. Bakın. Beş kaktüsüm şu şekilde çok yağmurdan orası çürümüş. Ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bu sene beş kaktüslerinde bir tatsızlık var yani. Böyle tatsız tutsuzlar. Şu kısımda şuradan bir böleyim. Bilmiyorum tutar mı? Yok arkadaşlar bu tutmaz. Şu tutarsa tuttu. Şu iyi. Bir şöyle yaza adapte olsalar, yağmurun da altındalar. Çok da böyle şey yapamıyorum. Bu arada pürfinata kızarmaya başladı bakın. Ama hızlı büyüdükçe öbürünün rengi de şu şekilde açılıyor arkadaşlar. Hızlı büyümesiyle beraber renk değişimi oluyor. Bu arada çok güzelleşmeye başladı. Bakın dibindeki çiçekler arkadaşlar, sukulentler. Şunları benim bir gün kesmem lazım. Buradan almam lazım ki dibindekiler büyüsün. Aslında hiç beklemeyeyim. Sizinle birlikte arkadaşlar o kesme işlemlerini birkaç tanesinin yapayım. Şöyle. Çok zor. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar, elimle çok hissedemiyorum diye aslında makasla çok girmek istemiyorum ama bakın şu kısmın, bakın bunu da kestim işte. Bu kısmın arkadaşlar büyümesi lazım. Dibindeki yavruların, büyüklerinin alınması lazım ve büyümesi lazım. Bu sukulent türü öyle bir tür. Bana nereden gelmişti onun da çok farkında değilim. Bakın şu kısmın büyümesi için arkadaşlar bizim bunların bu şekilde kellesini almamız lazım. Şöyle bir bakın, dipleri dolu. Bakın arkadaşlar. Bakın. Şu büyüyecek. Sonra bu büyüyecek. Sonra bu büyüyecek. Yani bu diplerini bunlar bakın. Şunlar. Hepsinin büyüyebilmesi için benim şu kelleleri almam gerekiyordu. Şimdi bunları ne yapacağım? Şöyle kurusunlar. Akşamüstü ben tekrar balkona çıkarım. Yemek yapıyorum bu arada. Yemek yaparken mutlaka balkona çıktığımda onları köklenmesi için bir yere oturturum. Şimdi şurada arkadaşlar şöyle bakın, şurada da var aynısından. Bakın. Bu da burada bir kurusun. Şöyle dalı. Sürekli hizmet etmek gerekiyor. Hizmet etmezsen mümkün değil arkadaşlar. Bu bitkiler ne büyür ne olur. Bir tane de öbür balkonda var. Şu an çamaşır asılı, o yüzden oraya gidemiyorum. Bir de arkadaşlar benim şu buz çiçeği var ya, buz çiçeği yarın kargo göndereceğim. Bunu o arkadaşın kargosuna koyarım.
ön tarafa doğru büyümeye başladığında maalesef şunları bastırmış oluyor. Gölgede kalıyorlar. Onun olmaması lazım. Aslında biraz daha büyüseler kesilecek olan çok var. Şunlardan falan almam lazım. Ondan sonra arkadaşlar şunların kellesini almam gerekiyor. Kellesini alayım ki altlarından şu seyrek yerlerinden bebekleri olsun. Ondan sonra şunun kellesini almam gerekiyor. Bir tane daha vardı. Şunun kellesini almam gerekiyor. Azıcık daha büyüsünler. Onları da başka bir videoda sizinle birlikte alırız. Bakın. Bakın nasıl coşmuş, nasıl büyüyor. Ama dibinde yavrusu olmadığı için onu almayacağım. Dibi yavrulu olanlar sıkıntı. Eğer dibinde yavrusu varsa ve biz onu almıyorsak arkadaşlar, yavrular öyle körelip kalıyorlar, büyümüyorlar. Mutlaka kellesini almak gerekiyor. Benim buradan bir tane yakut büyümüş. Bu yakutlar biliyorsunuz zamanla her yeri tutuyor. Her yeri tutmadan benim onları almam lazım. Bu arada arkadaşlar sen bilirsin kargosuna başladım. Sen bilirsin kargosu. Yarınki yapacağımız kargo biraz seradan, biraz sen bilirsin böyle saksılardan gönderim yapacağız arkadaşlar. Ne istedi? Pıtırcık istedi benden. Şu gül formundakilerden istedi arkadaşlar. Şu gül formundakilerden istedi. Bu gülün bende yeşili de var. Ondan istedi. Aklımdakileri söyleyeyim. Ha şunu görmedi galiba. Bundan da koyu veririm. Olanlardan bu şekilde koyacağım. Şuradan bakın. Şunlardan da istedi. Bunlar şöyle. Ondan sonra koyarım arkadaşlar. Bir şeyler koyarım. İstediklerine bir bakacağım yarın. Ondan sonra inşallah. Şunlar bir olsunlar bakalım. Arkadaşlar şu örtücü türler var ya, diğerlerini kapatabiliyor. Yani eğer diğerlerini kapatırsa bunlar maalesef öyle çok büyümezler. Şunlar bir şöyle bakın, rozetlerin güzelliğine o kadar çok çoğalıyorlar ki. Bir de benim kendi bitkilerim arkadaşlar komposto olduğu için çok yavrulayarak çoğalıyorlar. Bakar mısınız? Anaç bu. Anaç bu ve bunlar yavrular. Bu şekilde çoğalıyorlar. İşte benim de saksıları azaltmam lazım. Tekrar saksılara ekim yapmıyorum. Bebekleri ayrı yerlerde tutmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz bunu yapmamdaki sebep de ne? Saksılar azalsın ve ben kompost yapabileyim diye altlarına biraz şunlardan da yapmak istiyorum arkadaşlar. Şu arkadaşlardan da ekim yapmak istiyorum. Nasıl yaparız, nasıl ederiz bakacağız. Şu bitki midir, kompost mudur? Bence o bitki. Evet evet, şunun bakın, şunun büyümüş hali.
Sukulentler çok güzel arkadaşlar ya. Şöyle dururken bile mutluluk. Çıkıp onlara ben bakıyorum iş yaparken mutfakta. Biraz mutfakta iş yapıyorum. Biraz onlara gelip bakıyorum. Ondan sonra ne oldular diye. Bakın renklenmeye başladı. Çok güzel de renklenmeye başladı. Kenardaydılar. Formlarını kaybetmeye başlamışlardı. Bir de biliyorsunuz şöyle bir özel türüm vardı. O da formunu kaybetmeye başlamıştı. Güneşe koydum ve bu böyle gül gibi toparlandı. Çok da güzel oldu. Şimdi şey diye arkadaşlar konuşmalarımız oluyor biliyorsunuz. Özel türler daha özel bakım istiyor gibisinden falan. Ama yok ya. Hepsi aynı. Hepsini bence sevgi büyütüyor. Şöyle biraz daha bebek aldım. Bu arada şu pulvinatamı da böyle bir radikal karar alıp keseceğim. Ama benim vermiküllüklü bir toprak yapmam lazım. Bu arada bu özel türlerden arkadaşlar şuraya koymuştum. Şöyle yapraklardan. Biraz vermeye başlasın. Onlara bir yere ekiveririm. Yine söylediğim gibi arkadaşlar benim kendi bitkilerimden satışım başlamıştır ve benim kendi bitkilerim tabii ki de kendi üretimim olduğu için fiyatları çok çok daha uygun. Almak isteyen arkadaşlar olursa sukulentler ve kaktüsler Instagram hesabımdan yazarsalar arkadaşlar hemen cevap veririm. Arkadaşlar bu Rapto değil, bu Albert Baynes ama çok yavaş büyüyor. Raptolar gibi hızlı hızlı büyümüyorlar. Böyle. Ben de bugün sukulentler böyle arkadaşlar. Cesur. Baştan cesur bir göstereyim dedim. Sonrasından size bitkilerimi göstereyim dedim. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Hayırlı günleriniz olsun. Hayırlı akşamlarınız, hayırlı Ramazanlarınız olsun. Hoşça kalın.